Kristal grafiğinde belirlediğimiz birinci hedef bölgemiz olan 10 bölgesi üzerine çıkış yaparak hacimli bir şekilde yükselişi başlatmış ve şablon bölgesinin üst noktasındaki 12 el hedefimize doğru yükselişlerini devam ettirme ihtimalini arttıran bir şablon durumunu gerçekleştirmiş bu hafta için. Tabii bu durumda geri çekilme güç kazanma durumlarında birinci hedef bölgemiz olan 10 bölgesi destek noktası olarak takip edilebilir. Daha sonra 9.40 bölgesi yarı yarıya stop noktamız, 8.75 bölgesi de kesin stop noktamız olarak takip etmeye devam edebiliriz. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece 12.50 hedefini gerçekleştirip kanal bölgesinin üst noktası olan 15 bölgesine kadar da yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürebileceği bir şablon durumu şekline getirmiş oldu. Geri çekilme güç kazanma durumlarında özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 9.40 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirerek 15 hedefine doğru yükselişleri sürdürebilir. Penguin grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz kesin stop bölgemiz olan 9 bölgesine bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturmuş ve bu bölgede de tutunmayı sağladığını görüyoruz. Her ne kadar tutunmayı sağlasa da tekrar yarı yarıya stop bölgemiz olan 9.55 bölgesi üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumlarının stop bölgemiz olan 9 bölgesinin altına geçme ihtimali oluşturacağından dolayı 9 bölgesi altına geçişlerde en önemli destek bölgesi olan şablon bölgesinin alt noktası 8.65 bölgesine kadar bir geri çekilme durumu oluştursa da o bölgenin altına geçişler olmadığı sürece tekrar yukarı tepkisel hareketler oluşturabilir. Fakat 8.65 bölgesinin altına geçişlerden sonra derinleşen bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturacağından dolayı 9 bölgesi altında stop oluşturulmadıysa 8.65 bölgesinde kesin stop olmakta fayda görüyorum. Çünkü aşağıya devam eden sürecin daha alt bölgelere doğru devam etme ihtimali artabilir. Tekrar yukarı tepkisel hareket başlatıp 9.55 üzerine geçiş sağlayabilirse yukarı yükselişlerin tepkisel hareketlerin devam ettirebilmesi için bir önceki hedef noktamız olan 10 ve şu bölgedeki şablon bölgesinin üst noktası olan 10.15 bölgesi üzerine geçişleri sağlayabilirse tekrar yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artırabilir. O şekilde bir durum oluşmadığı sürece de bu ara bölge içerisinde güç kazanma durumuna devam edebilir. 8.65 altında da daha derinleşen durumla karşılaşılabilir. Pattern grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz hedef noktası olan 90 bölgesini test ettiğini görüyoruz ve bu durumdan sonra da 90 bölgesi üzerine geçişleri sağlayarak yukarıdaki yakın hedef bölgemiz olan 100 ve daha üst bölgede kanal direncine kadar da 110 bölgesine kadar da yükselişlerini yapma ihtimalini oluşturabileceği bir tepkisel hareketi başlatmış olabilir. 90 bölgesi üzerine geçişleri sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşturursa şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesini ve kanal bölgesinin üst noktası olan 98 bölgesine kadar bu tepkisel hareketleri devam ettirebilir ve 100 hedefini gerçekleştirdikten sonra da daha üst hedeflere doğru da yönelme ihtimali oluşturabilir. 90 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumu oluşturursa yarı yarıya stop bölgesi olarak 80 bölgemizi, 75 bölgesi de kesin stop noktamız. Bu bölgenin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürüp üst bölge hedeflere devam edebilir.
Pinsu grafiğimizde şablon durumunda yarı yarıya stop bölgemiz olan 9.35 bölgesinde tutunma hareketlerini ve kısa tepkisi hareketler oluştursa da şablon bölgesinin üst noktası olan 10.35 bölgesinin üzerine geçiş sağlayamadığını görüyoruz. 10.35 bölgesi üzerine geçiş sağlayarak kalıcı kapanışlar oluşturursa hedef bölgemiz olan 11 bölgesini tekrar test etme ihtimali oluşturabilir. Şayet üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirirse daha üst bölge hedeflere kanal bölgesinin üst noktası olan 13 bölgesine kadar da bu yükselişleri devam ettirebilir. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 9.35 bölgesinin altına geçişlerde 8.55 bölgesinde kesin stop noktamız var. 8.55 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece bu ara bölge içerisinde güç kazanma durumunu oluşturabilir. 8.55 bölgesi altına geçişlerden sonra derinleşen ihtimaller gerçekleşeceğinden dolayı 8.55 bölgesini kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Tat gıda grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 40 bölgesi bir önceki kesin stop bölgemizde. O bölgenin altına geçişlerden sonra en derin düzeltme ihtimalleri olan 35-55 bölgesindeki dip noktaya yaklaşmadan tekrar bir tepki oluşturduğunu ve kesin stop bölgemiz olan 40 bölgesinin üzerinde haftayı kapatmayı başardığını görüyoruz. Tabii bu durumdan sonra 42-50 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz direnç durumunu oluşturduğu için öncelikle o bölgenin üzerine geçiş sağlayarak kalıcı kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Onu sağlayabilirse yukarıdaki bir önceki hedef noktamız 45 ve zirve bölgesi olan yapmış olduğu zirve bölgesi olan 50 bölgesine kadar da bu yükselişleri devam ettirme ihtimalini gerçekleştirip 50 bölgesi üzere çıkışlardan sonra da diğer hedef bölgemiz olan 55 bölgesindeki hedef noktasına yönelme ihtimali 42-50 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber başlayan bir yükseliş durumu oluşturabilir. 42-50 üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar geri dönüşlerde tabii ki 40 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına geçişler oluşursa tehlikeli durumlarla karşılaşma ihtimali artabilir. O yüzden 40 bölgesinin altına geçişlerde stop yapılabilir veya 40 bölgesinin altına geçişlerden sonra şablon bölgesinin alt noktası olan 38-25 bölgesi en önemli destek noktası olarak takip edilip o bölgenin altına geçişlerden sonra stop yapmak daha doğru olur. Tokaç grafiğinde belirlediğimiz şablon durumundaki 955 bölgesindeki kesin stop noktasının altına geçişlerden sonra en derin düzeltme ihtimallerini oluşturabileceği 850 bölgesine doğru devam ederken şu bölgede kanal desteğinden bir tepki oluştuğunu ve tekrar 955 bölgesindeki kesin stop noktamızı test ederek haftayı kapattığını görüyoruz. Bunu devam ettirerek yukarı yükselişleri sürdürebilmesi için şablon bölgesinin ara direnç noktası olan 10.50 bölgesinin üzerine çıkışları sağlaması gerekiyor. Şayet 10.50 bölgesi üzerine çıkışları sağlayarak bir önceki yarı yarıya stop bölgemiz olan 11.05 bölgesine kadar bu tepkisel hareketi devam ettirebilirse bu ara bölgede güç kazanma durumunu oluşturduktan sonra yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracak 11.05 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber başlayan bir şablon durumunda daha üst hedeflere doğru gitme ihtimalini artıran bir şablon durumunu gerçekleştirebilmesi için şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesinin üzerine çıkışları sağlaması gerekiyor. 11.85 11.85 geçirip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirip 15 hedefini gerçekleştirme ihtimalini arttırabilir.